Çok güzel yağıyor. Ulan gözüme düştü lan. Bayağı lapa lapa yağıyor şu an. Şapkamı da çıkarmaya üşendim. Neyse biraz böyle karın altında yürüyorum. Çünkü uzun zamandır karın altında yürüyordum. Ya abi. Ay Umut Tepe'ye ne kadar çok yağıyordur şimdi. Ya. Neyse belki yarın Umut Tepe'ye çıkarız da. Gerek var mı bilemiyorum. Burası da yarına full kar olur. Allah'ım bak hep gözüme düştü ya. Şemsi yazamaydım. Neyse şimdi yukarıda durakta şapkayı takarım kafama. Telefon kafayı yedi. Bir saattir kameraya girmeye çalışıyorum. Hiçbir şekilde kameraya giremiyorum. Başka hiçbir şeye giremiyorum. Zaten 10 saatte ekran bir karardı. Açmaya çalışıyorum. Bir türlü açılmıyor. Neyse. Canım telefonum sonunda kendine geldi. Lütfen. Haddini bil. Haddini bil. Benim canımı sıkma. Neyse. Şimdi gratis'e girdim. Buradaki gratis'te de yoktu istediğim şey. Şu ileride de gratis var. Oraya gideceğim. Oradakine bakacağım. Zaten birazcık otobüsten geride indim birazcık yürüyeyim diye. Karda durdu. Birazcık karda yürüyelim dedik kardeş. Hemen çarşıya indik. Kar durdu. Bizim bir Umut Tepe yapmamız lazım da. Neyse. Belki çılgınlık yaparız. Yarın falan Umut Tepe'ye çıkarız. Yarın var ya efsane kar yağmış. Aa belki kütüphaneye gideriz yarın. Evet iyi olur ha kütüphaneye gitmek. Aynen kütüphaneye gideriz. Böyle cam kenarında bir yer buluruz. Of. Ondan sonra biz gibi ders çalışırız. Sonra da eve döneriz. Evet evet ben yarın kütüphaneye gideyim. Bu fikri sevdim. Neyse şimdi yürüyüş onda yürüyoruz. O gratis'e uğrayacağım. Sonra onun ilerisinde zaten yemci var. Yemciye uğrarım. Sonra da eve geçerim. Aslında canım eve geçmek istemiyor. Böyle olacağını biliyordum. Ama neyse çocuklar evde bekler. Ben eve geçeyim. Çok güzel. Öyle şimdi gidelim bakalım. Şey, boyalı tasvir çalıyor. Ya bu şu mu acaba ya? Ama bu değildi ki ya. Okey, herkes çıkacak şöyle. En altta var derim. Gördüm. O kadar olacak. Ya ben zaten gözü uzatmak gerekiyor. O yüzden şunu alsam. Öyle mi? Olur ya. Yani. Peşet oluyor mu? Onu alayım. Yani almak istediğim şey o değildi ama neyse yani. Yani sadece gözüme bir şeyler sürüp dudağıma doğru sürdüğüm için beni idare eder diye düşünüyorum. Şimdi yağmur mu yağıyor? Ne oluyor? Ben anlamadım ya. Ne güzel hiçbir şey yağmıyor diye şapkayı da çıkarttıydım da. Neyse. Şimdi hemen şurada yemciye gidelim de ondan sonra da go home. Merhaba. Kolay gelsin. Ben sultan papağanıya mı alacaktım? Bir de dalları var mı? Var. Bir de dal. İstiyorsunuz? Dalları ne kadar? 1,5 lira. O zaman 22,5'luk da şey olsun. Yem olsun. Tamam. Bir de şey soracağım. Kedi kumu ne kadar? 35 lira. Günde 150. Kaç? Şunlar, 10 lira. 10 35 lira. Taşıyabilir miyim ya? Nasıl sormam gereken şeyi unuttum. Neyse bir de onu sorayım. Zaten çok uzaklaşmamıştım. Şey ben bir şey daha soracaktım da. Sultan papağanları için yuvalık var mı? Sultan. Sultan olmaz. Tamam, teşekkür Sultan ederim. Da. Tamam, teşekkürler. Kolay gelsin. Yakında çocukların çocuğu olabilir. O yüzden bir tane yuvalık almam lazım. Yani bu durum birazcık benim için garip çünkü hem çocuklar olsun istiyorum hem istemiyorum. Bir garip. Yani çünkü olsa kaç tane doğacak? Doğsa ben onları bir başkasına veremem. Başkasına böyle hani arkadaşlarım ya da işte böyle akrabalar falan filan da istiyor. Ya onlara nasıl vereceğim? Nasıl ayıracağım? Ya zaten bir sürü olsa nasıl bakacağım? Hepsi bir stres yani gerçekten stres. Neyse şimdi kedi kumuna da baktım. Çünkü bizimkilerin kedi kumu bitmişti. Şey yapıyordum hani gazete serdim dün. Belki internetten alırım çünkü 10 kilo taşıyamam yani çok ağır olur. Ki şu an bir de anlık fikir değiştirdim. Direkt eve gelseydim aslında alacaktım. Şimdi tütsü almaya gidiyoruz.
Ve tütün bitmişti. Ve bir tane tütsü almak istiyorum. O yüzden bir de dolmuşa ilk durakta bineceğim. Halk evinden bineceğim. O yüzden onu taşıyamam şu an. İnternetten alırım artık. Minnoşlar, minnoşlar. Çok tatlısınız. Ay kaçma. Bakınız da gözümü falan her yerime bulaşıyor. Arkadaşlar az önce bir olay gerçekleşti. Size bunu anlatmak istiyorum. Ben böyle yürürken işte yolda bir tane teyze bana seslendi, tamam mı? Gözümde de bu çıkmıyor ya. Ağladım. Gözüme bulaştı iyice. Neyse. Ben şimdi yolda yürürken bir tane teyze bana seslendi. Dedi ki yavrum dedi şurada bir tane kuş var dedi. Kafasını çarpmış dedi. Zaten kuşu görür görmez böyle benim başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Zaten benim en büyük korkum. Neyse ben kuşu aldım ama yani küçük yavru kuş, yavru güvercin kafasını duvara çarpmış, boynu kırılmış, kafası böyle geride. Allah'ım ben bunu nereye götüreceğim şimdi, nereye götüreceğim, yakında veteriner de yok. Sonra bizim kuşun önünden geçiyordum, işte ben bunu nereye götürebilirim dedim, hani kafasını çarpmış dedim. İleride dedi güvercinler derneği var dedi, oraya götür onlar ilgilenir dedi. Ben oraya götürürken çocuk elimin içinde öldü. Ben zaten orada bir kötü oldum zaten. O öyle elimin içinde ölünce. Sonra işte oradaki amcalar da şey oldu. Üzülme işte, sen elinden geleni yaptın, buraya kadar getirdi. Zaten yavru kafası kırılmış yani boynu kırılmış dedi. O yüzden de şey şansı yoktu dedi. Yani bir şey olmaz zaten dedi. Bana çay ısmarladılar. Sonra da sohbet ettik, kalktım geldim ben de ama. Bilmiyorum yani çok üzüldüm. Yani gerçekten çok üzüldüm. Neyse şimdi tütsü alıp eve gideceğim ve birazcık evde ağlayacağım. Gerçekten biraz evde ağlayacağım. Evde görüşürüz. Şimdi otobüsten indim, eve geçiyorum. Bütün yol boyunca ağladım. Ya cidden hayvanlar ölmesin ya. Cidden ölmesin ya. Ya böyle gözümün önüne elimdeki hali geliyor. Çok... Ya of. Keşke kurtulabilseydi ama çok kötü boynunu kırmışsa. Ya of. Yavrum ya, yavrum ya. Aşkım. Anneciğim. Bak burada ne var? Burada ne var? Bak hemen nasıl heyecanlanıyor. Benim kızım akıllı çünkü biliyor. Biliyor çünkü annesinin ona ne vereceğini. Dur, çakıl dur. Ne kalacaksın yanına? Su vereyim mi size? Çek misiniz? Uzan. İç. Çakıl. Uzan daha içeceksin mi? Hı? İçmeyeceğim mi? Tamam içme. O zaman ders çalışmaya hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. O zaman başlayalım bakalım. Arkadaşlar günün özetini verecek olursak, hala dışarıda kar yağıyor. Tabii bu değil günün özeti. Bir tane ders kaydını izledim. Onda son 10 dakikası kaldı. Çünkü gitmiyor. Yani akmıyor ders. Akmıyor yani. Neyse ondan sonra bir tane video çektim. Stray Kids'in Ordinary
albümü çıkacak. Şu an kafamı toparlayamıyorum. Ordinary albümü çıkacak. Onun trailer videolarını, reaction videosunu çektim. Onu da bu videodan önce koydum. Onu da bu videodan önce koydum, izleyebilirsiniz. Şuraya koyuyorum kartlara. Onun dışında da bu videonun bir kısmını editledim. Daha sonrasında akşam derse girdim ama dersi dinlemedim. Yani birazını dinledim. Geri kalanı kayıttan izleyeceğim. Şimdi de birazcık bir bölüm dizi izleyip, umarım bir bölüm izlerim, İzleyip yatacağım. Dizide de normalde ben bir ara Vincenzo'ya başladım. Onu izliyordum. Sonra onu birazcık yarıda bıraktım. Başları birazcık sıkıcı ama sona doğru büyük basıkla akacak. Çünkü sürekli karşıma Instagram'da çıkıyor. Ona devam ederim. Daha sonrasında Doktor Romantik'e başlamıştım. Onda da iki bölümünü izledim. Devam etmedim. Şu an böyle romantik şeyler izlemek istemiyor canım. Bu arada Netflix'e karşıma Suçu Yetilen Çocuklar diye çıktı. Şimdi ona başladım. Birazcık heyecanlı gibi. Onu izleyeceğim. Ve bir iki bölüm izler de sonra da yatarım diyorum. O zaman pijamalarımızı giyelim ve yatışa geçelim. Bir masada izleyecektim de sırtım ağrıdı birazcık. O yüzden yatarak izleyeceğim. The next day. Efendim aşkım. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? Ateş. Çakıl. Gel. Kızım. Çakılanı rahat bırak. Gel. İşte koysa böyle ne güzel olur.
bu yerlerin hali ne? Oraya çıktığınızda her yere niye sıçtınız? Ha? Uzay. Çakıl. Hı? İki dallara verdik. Ortalığın haline bakın. Her tarafın içine sıçmışlar. Ben de şimdi tabletten bir şarkı açmaya çalışıyorum. Eğer Gmail hesabıma girersem şifresini hatırlıyorum ama yani niye kabul etmiyor anlamadım. YouTube'a da girmiyor. Tablet çıldıracağım yani. Sonra buraları toplayacağım. Sonra bir duş alacağım. Ve ardından da ders soracağız arkadaşlar. Aklım başından gitti yemin ederim. Gördünüz değil mi az önce ne olduğunu? Uzay. Özür dilerim. Bir şey yok değil mi? Acımadım yeri. İşte güvercin öyle gördükten sonra ben kafası araya sıkıştı zannettim. Çok korktu. Bir de benim yüzümden olacaktı. Ama neyse ki bir işisi yok. Uçtu zaten o anda direkt aşağıya doğru ama bir anda bir şey oldu zannettim. Bütün güzelimle önden ayırmayacağım onu. Ne harika bir video değil mi arkadaşlar? Böyle çok iyi başlayacağız dedik. Tutan beri ağlıyorum. Ama neyse ki şu an uzay iyi bir şey. Çok yemek yiyor şu an. Başım ağrıdı. Vallahi ya. Ya aşkım. Ha anne.
Yine her şey bok gibi gidiyor arkadaşlar. Yine Ubuntu'ya giremiyorum. Lanet olsun. Hard diskine de lanet olsun. Bilgisayarına da lanet olsun. Her şeyine lanet olsun. Gerçekten artık yıldım bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Bir insan 1 milyon kez Ubuntu kurar mı ya? Ya niye çalışmıyor? Daha geçen gün çalışıyordu. Allah'ım yaptığım eğitim de şu an boşa gitti. Windows Google Cloud'dan yapmaya çalışıyorum. Yapmıyor. Yapmıyor. Yok ya yok cidden yani. Benim hayatımda hiçbir şey iyi gitmeyecek gerçekten yani. Bir şey iyi gidiyor diyorum. Ben ona tutunuyorum diyorum. Her şey iyi olsun diyorum. Her şey yine bir şekilde boka sarıyor. Ne oldu? Uzay. Çakıl. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Neyse arkadaşlar, umarım ilerleyen günlerde her şey çok daha iyi olur. Demeyeyim, her şey çok daha kötü olsun. Olsun. Kötüyü çağıralım bakalım bu sefer. Her şey çok daha kötü olacak mı? Gerçi daha ne kadar kötü olabilecek? Onu da merak ediyorum ama neyse. Ben şimdi bir gideceğim. Bir duş alacağım. This is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's a knife for eye. I didn't wanna walk, didn't wanna walk the plane. But the Mariona, the Mariona. Önceden saçıma şunu sürüyordum duştan sonra. Genelde de bunu da sürüyorum da bu ara şunu sürüyorum. Zaten bu şampuanı kullanıyorum. Saç. Deodorant olarak da veganmış. Artık bu Emotion'u kullanıyorum. Vegan olduğum için. Tamam. And the touch of night.